Esselamu Aleyküm, videoma hoş geldiniz. Bugün bir seriye başlıyoruz. FIFA 21'de oyuncu Rebuild serisine başlıyoruz. Bu arada bir sonraki bölümde hangi oyuncunun Rebuild'inin gelmesini istediğiniz yorumları şimdiden yazabilirsiniz. Şimdi bu bölümde Halil Akbunal oyuncu Rebuild yapacağız. Bu sezon gerçekten iyi bir performans sergileyerek milli takıma kadar yükselmişti. Bugün onun Rebuild'ini yapacağız. İlk kartı FIFA 18'de 63 overall'a gelmiş ve 70 potansiyeli varmış. Bu sezon bu arada bütün maçlara çıkan tek oyuncu ve 40 maça çıkmış Süper Lig'de. Toplamda 9 gol, 13 asist yapmış Halil Akbunar. Toplamda kariyeri boyunca zaten iki takımda forma giydi. Göztepe ve Elazığspor'da 306 maça çıkıp 47 gol, 54 asist yapmış. Biz de bu istatistiği geçmek istiyoruz bu Rebuild'de ve potansiyeli 70 ama dinamik potansiyelle bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Direkt hemen bir gelişim planına bakalım. Gelişim. Diğerleri bizi ilgilendirmiyor şu anda. Gelişim planı. Yani bir ters kanat oyuncusu verelim. Bununla bir deneyelim. Bitiriciliği, şut gücü falan artıyor. Hızı artıyor. Biraz bu sezon gol falan atar belki. Direkt abi yapacak başka bir şey yok. Direkt sezon sonuna doğru gidelim. Bu arada en az 3-4 sezon Göztepe'de kalacağım. Evet abi, simülasyonumuz bitti. Gördüğünüz gibi kupa finalinde maalesef ki Galatasaray'a 3-1 mağlup olduk. Ligde oha, ikinci bitirmişiz. Bu 98 puan mı? Oğlum mu Galatasaray, bir saniye. Hemen bir şeye bakmam lazım. 98 puan toplamışlar. Falcao, tamam. Mbappe, transfer olarak kim var abi? Abi bunlar kimseye de transfer etmeden nasıl bu kadar fazla şey yapmışlar ya? Neyse. Gol krallığında var mı bizden kimse? Halil 26 gol mü? Halil ilk sezondan gol kralı olmuş. Asist kralı. Bohini. Halil asist krallığında da var. Gollenmeyen maçta da İrfancan 3. Bu arada İrfancan da potansiyelli. Hemen. Halil 45 maçta 31 gol, 8 asist yapmış. Ziraat'ta da 5 gol atmış. Yavuş 15 gol atmış. Napolyon 14 gol atmış. Sonra 13 gol atmış. Takım çok iyiymiş bizim. Halil bütün maçlara çıkmış mı? Yok, çıkmamış. 2 maça çıkmamış. Alparslan'ın bu arada sözleşmesini yenilemeyi unuttuğum için gitmiş olabilir. Ona yapacak bir şey yok. Gerçekten beklediğimden çok iyi şey bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağız sanırım. Direkt bir sonraki sezona geçelim. Evet abi, bir şimdi ikinci sezonumuza geldik. İlk sezonda 45 maçta 31 gol, 8 asist yapmıştık Halil'le. Gerçekten müthiş bir performans. Bu arada transfer yapmayacağız kesinlikle. Kadromuz bu halde. Alparslan'ın sözleşmesini yenilemeyi unuttuğum için gitmiş. Bu sefer gelişimde farklı bir şey mi versek Halil'e? Asiste mi oynatsak bu sefer diye düşündüm. Evet, Halil'in şimdiki şeyde açık kanat oyuncusu yapacağım şimdilik. Bir de böyle deneyeceğim. Direkt simülasyonumuza başlayalım. Bu arada Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Elemelerle. Direkt geçelim bir sonraki sezona. Ve evet, maalesef kupayı kazanamamışız ve ligde birinci bitirmişiz açık arayım de. 86 gol atmışız. 25 gol yemişiz en fazla. Yani gol atıp, yani en az gol yiyen, en çok gol atan takım biz. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışız? Bayern Münih ve Real Madrid eşleşmiş. Real Madrid 1-0 yenmiş Bayern Münih'i. Lider olarak çıkmışız. Sonun 6'da Salzburg'u geçmişiz. Real Madrid, Bayern Münih gelmiş finalist. Penaltılarda elenmişiz. Osfak'la elenmişiz onlara da. Bakalım Halil ne yapmış? Bizi asıl ilgilendiren şey.
Yahoviç gol kralı. Arkasından Halil. Asist kralı Halil. Çok iyi. Gol yemeyen maçta da İrfan Can. Takımımız gerçekten çok iyiymiş bu sezon. Ve hemen bakıyoruz. O golü Halil. İkinci sezonda 55 maça çıkmış toplamda. Ve 33 gol. 18 asist yapmış. Geçen sezon 45 maçta 31 gol 8 asist yapmıştı. Bu sezon 10 daha fazla maça çıkmış. Daha çok gol atıp daha çok asist yapmış Halil. Gerçekten müthiş bir performans Halil'den 77 overall'a kadar gelmiş. Yahoviç de yalnız 35 yaşında 55 maça çıkıp 31 gol 11 asist yapmış. Yahoviç de müthiş bir sezon geçirmiş. 35 yaşındaki golcü. Bu sezonu şampiyon kapattık. Halil böylece kariyerindeki kupasını kazanmış oldu. Direkt bir sonraki sezonumuza geçelim. Ve evet abi, bu sefer gelişime geliyoruz. Halil'in gelişim planına bir kez daha bakıyoruz. Göztepe'de kaptan. 77 overall'a kadar yükseldi 2 sezonda. Bu sefer ters kanat oyuncusu deneyelim. Bakalım bu sefer neler yapacağız. Artık çok fazla yapacak bir şey yok. Yine sezon sonuna geçelim. Ve evet, simülasyonumuz bitti. Kupayı kazanmışız gördüğünüz gibi. Bakalım ligde yine şampiyonuz. Hallak bunlar bu şekilde 3. kupasını almış oluyor. İlk olarak Türkiye kupasını almışız ama kimleri geçmişiz hemen onlara bakalım. Fenerbahçe'yi toplam 7-0'lık skorla geçmişiz. Bu arada bu kadro nasıl bunları yapıyor hiçbir fikrim yok abi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız neredeyse. Evet, ikinci turda Beşiktaş'ı 5-0'la geçmişiz. 6-1'le Karagümrük, 2-0'la Galatasaray ve 2-0'la Gençler Birliği. Ve Şampiyonlar Ligi'ne bakmayı unuttum. Bu arada Trabzon ikinci olmuş. Şampiyonlar Ligi finalde yokuz maalesef. Bu sefer Dortmund'dan, yani Tottenham'dan daha çok puan toplamışız. Geçen sefer Kılpay'ı çıkmıştık. 3 puanla geçmiştik işte. Bu sefer. Ve Fenerbahçe Manchester City'yi elemiş. Son 16'da bu arada. Biz de Milan'ı elemişiz. Başka Türk takımı yok. Çeyrek finalde biz Inter'i geçmişiz. Fenerbahçe 5-1'lik skorla Atletico Madrid'e elenmiş. Sonra kim gelmiş bize? Atletico Madrid bizi de elemiş 5-3'le. Ve sonrasında kupayı Liverpool'a kaptırmışlar. Gol kralı Yahoviç 29 gol mü? Abi bu adam nasıl bu kadar gol atıyor? 25 gol Halil atmış. Kerim Alıcı gol asist kralı olmuş. Gol yemeyen maçta Uğurcan İrfan Can'ı geçmiş. Hemen bir toplam şeylere bakalım. 61 maça çıkmış Uğurcan, İrfan Can bir asist yapmış. 41 gol 13 asist, ne be. Yahoviç 2 overall düşmesine rağmen 41 gol 13 asist yapmış. Halil de 37 gol 19 asist yapmış 61 maçta. Kerim de 21 gol 18 asist. Atınç 13 gol 6 asist. Efe 9 gol 8 asist. Obinna 4 gol 3 asist. Batuhan da 57 maça çıkmış. Beykan'ın yerine Batuhan oynamış. Halil böylece 3. kupasını da kazanmış oldu. Bu arada bütün toplam istatistiklerini de videonun sonunda göreceksiniz. Direkt bir sonraki sezonumuza geçelim. Evet, direkt bir sonraki sezona geldik. Şampiyonlar Ligi gruplarını zaten belli değil, göstermeyeyim yine. Sonra sezon sonunda görürüz. Direkt sezon sonuna geçelim. Bu arada 95 milyon bütçemiz var. Transfer yaparak Şampiyonlar Ligi'ni alabiliriz aslında. Son sezonda bütün paranızı biriktirerek Şampiyonlar Ligi'ni almak için transferler yapacağım. Dediğim gibi biraz Göztepe ve Bilk gibi olacak ama takımı hiç değiştirmedik. Sıfır değiştirme ile takım neredeyse Şampiyonlar Ligi'ni alacak. Nasıl böyle bir şey oldu anlamadım. İrfan Can ve Halil'in etkisi çok büyük bunda. Bu arada Kerim gitmiş. Sözleşmesi bitti galiba sanırım. Obin'le oynuyor orada. Direkt sezon sonuna geçelim. Evet abi, sezon sonuna geldik yine. Şampiyon. Ama benim için artık önemli olan Şampiyonlar Ligi. Ligi kazanıyoruz zaten. Türkiye Kupası'nı Galatasaray'a mağlup etmişiz. Son 16'dan
Kayserispor'u 5-0, Beşiktaş'ı 3-1, Başakşehir'i 9-0, Galatasaray'ı 2-0'la geçmişiz. Ve evet, Şampiyonlar Ligi geliyor. Finalde var mıyız? Finalde Z'ye bastım. Ya bir direkt elendiğimiz yere geldim ya. Ya gruplar, oha! Juventus sonuncu olmuş. Biz 6-6 ile çıkmışız. Abi Olympique Lyon'u rahat bir şekilde elemişiz ama çeyrek finalde Real Madrid'e 1-0'la elenmişiz. Sonra Real Madrid yarı finalde Atletico'ya elenmiş. Atletico da kupayı almış. Direkt gol bakalım Jovic bu sezon iyi şeyler yapmış mı? Yavrum çok gol kral olmuş Jovic ve Batuhan Kırdaroğlu. Halil yok. Halil yok harbiden. Halil'i sattılar mı? Halil asistik alındı. Halil niye bu kadar kötü bir sezon geçirmiş bu sene? Kadromuzun overall olarak son hali bu şekilde. Abi Halil bu sezon 16 gol 13 asist yapmış. Bu sezon kötü bir sezon geçirmiş. Batuhan Kırdaroğlu bu sezon 40 gol 16 asist yapmış. Jovic 33 gol 10 asist yapmış. Efe 18 gol 10 asist yapmış. Yalçın 8 gol 13 asist yapmış. Takım iyiymiş de bu sezon Halil'de bir tık bir düşüş var. 4. sezonumuzda 2 kupa kazandı yine. Toplam kupa sayısını video sonunda göreceksiniz zaten. Toplam kupa sayısını 5'e yükseltti. Direkt bir sonraki sezonumuza geçelim. Ve evet, Halil Akpınar'la 11 yıllık sözleşme imzalıyoruz. 6 sezon sonra şeyimiz bitecek ama 11 yıllık bir sözleşme imzaladık. 126 milyon değeri var. Arkasından İrfan Can geliyor 97 milyonla. Evet. Kadromuz bu şekilde. Direkt bir sonraki sezona geçelim. Ve evet, sezon sonuna geldik. Gördüğünüz gibi kupada mağlup olduk Galatasaray'a. Tamam, yine şampiyonuz. Bu arada Galatasaray kaçıncı ligde? 10. bitirmişler. Ya zaten Türk Lig Kupası'nı zaten hep alıyoruz. Duk yani alıyorduk ama bu sezon alamadık. Ama önemli olan bizim için Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde finalde yok. Abi çıkamadık mı gruplardan? Abi Avrupa Ligi'ne düşmüşüz. Avrupa Ligi'ni aldık mı bari? Onu da alamamışız. Neredeyiz? İlk turda Sociedad'a 5-1 elenmişiz. Abi bizim takımın ne kadar bütçesi var şimdi? 116 milyon. Abi biraz transfer yapmamız lazım takıma. Yahoo 53'e kadar düşmüş. Bu sezon pek bir şey yapamadı sanırım. Batuhan gol kralı olmuş. Batuhan asist kralında ikinci olmuş. İrfan Can en az golü yani kaleci. Birkaç takviye yapmamız lazım takıma Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için. Berkan 39, oval 37 yaşında. Jovic 38 yaşında. Transfer isteği göndermiş Jovic. Jovic mutlu değil takımda demek ki. Batuhan 57 maçta 30 gol 12 asist yapmış. Halil 57 maçta 27 gol 9 asist yapmış. Hemen 5. sezon. Ben not alıyorum bu arada bu şeyleri sonradan hesaplamak için. Böylece kupa sayısını Halil Akpınar 6'ya yükseltti. 6 tane kupa kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni almak için bu sonraki sezonda transferler yapacağız. Ndiaye'yi satalım veya satalım ya hemen. Değerli abi, bu arada Jovic'i kadroda tutacağım. Jovic'le kupa kaldırmak istiyorum. Adis Jovic 53 overall'uyla yedek de olsa kadroda kalacak. Ya bizim kazanamama nedeniniz ne biliyor musunuz? Sağ bekimiz yok. Bir tane stoperimiz kötü. Bir de forvet lazım. Jovic yaşlı artık. Yani birkaç takviye ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğimizi düşünüyorum. Direkt diğer sezona geçelim. Ve evet, transferleri yaptım. Koulibaly, Harry Kane, Wan-Bissaka ve Alphonso Davies'i getirdim takıma. Bu transferlerle şampiyonluğa ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu kadro bence Şampiyonlar Ligi'ni alabilir. Orta sahada alabilirdim ama
orta sahada sıkıntı yok. Zaten Batuhan simülasyon canavarı bulduk galiba. Adam 78 overall'la gol kralı oluyor. Bakalım bu kadro neler yapacak Şampiyonlar Ligi'nde direkt sezon sonuna geçelim. Bu arada bu konsepti şöyle bir şey getireceğim. 10 kupa kazandığımız zaman bu şeyi challenge'ı başarılı sayacağız. Direkt sezon sonuna geçelim. Ve evet sezon sonuna geldik. Artık Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk istiyoruz. Zaten ligde hep şampiyon oluyoruz diyoruz. Zaten ligi kazandık. Türkiye Kupası. Evet 2-0'la Ankaragücü'nü geçtik. 6-3 Alanyaspor, 6-0 Kayserispor, 4-5 Galatasaray ve ya tövbe tövbe abi biz niye bu Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyoruz? Gruplardan çıkmışız bir puan farkla Real Madrid'e karşı. Milan'a elenmişiz. Abi niye biz hep eleniyoruz? Ne var bu takımda ya? Evet hemen gol krallığına bakalım bari. Halil Akbunaş gol krallığında yerini almış. Kane ikinci olmuş. Artık ligde başarı değil. O İrfan Can'la Efe gol krallığını paylaşıyor ve Fenerbahçe'de Terracino diye bir kaleci İrfan Can'ı geçmiş. Hemen toplam verimlere bakalım. İstatistikler. Halil 55 maçta 49 gol, 13 asist yapmış. Gerçekten yine müthiş bir performans ve kariyerindeki kupa sayısını 2, 4, 6, 7, 8 yani bir yüksek ihtimalle bir sonraki sezonda Redbuild'imizin sonuna geleceğiz ve Halil'e bir Şampiyonlar Ligi kazandırmadan bu Redbuild'i bitirmek istemiyorum. O yüzden son kozlarımızı da oynayacağız transferde. 3 tane orta saha alacağım. Bir hemen bir sonraki sezonumuza yani son sezonumuz yüksek ihtimalle 7. sezona geçelim. Ve evet Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için son kozlarımızı oynadık. Oyarzabal Zabal 155 milyon euro karşısında transfer ettik. De Bruyne 55 milyon, Kimmich 100 milyon ve Casemiro 40 milyon. Hemen bu oyuncuları kadromuza yerleştiriyoruz De Bruyne. Yani kadromuz bu şekilde. Amacımız Halil Löbülk'tü. 92 overall'a kadar getirdik Halil Akpınar'ı. Toplam 8 kupa kazandık. Yüksek ihtimalle bu son sezonumuz. 10 kupa kazanınca seri bitecek. 2 kupa daha kaldı Halil'in kazanması gereken. Full Göztepe'de geçirdik. 7. sezondayız. Ve 7. sezondan direkt sonuna geçiyoruz. Haydi diyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Ve simüle etmeye başlıyoruz. Ve evet son sezon. Ne olur Şampiyonlar Ligi'ni kazanalım diyoruz. Malatya ikinci olmuş. Ligde Ziraat Kupası'nda her zamanki gibi şampiyonuz. Ben orada takvimden gördüm Ziraat'ı. Oh yine kazanamadık. Son sezonumuzda maalesef ki yine nerede elenmişiz? Inter'e geçmişiz burada. Atletico Madrid'e 3-2 mağlup olmuşuz. Sağlık olsun. Halil gol kralı 34 golle. Kane 25 gol. Talil 13 asistli asist kralı. İrfan Can en az gol yiyen kaleci. Direkt bu kadroyla nasıl kazanamadık ya? İrfan Can dünyanın en iyi yerinden olmuş. Baksana abi. 42 gol 18 asist. Kaptan Halil 94 overall. 7. sezonumuzda 54 maç, 42 gol, 18 asist ve 2 kupa. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde Batuhan bu kariyerde yıldızlaştı. İrfan Can aynı şekilde. Halil dışında yıldızlaşan çok oyuncu vardı. Alfonso Davies. Onu almıştık. İşte bu şekilde Halil ve İrfan Can artık dünyanın en iyilerinden. 7 sezonluk bir serüven. Maalesef 10 kupa kazandık ama bu kupaların içinde Şampiyonlar Ligi maalesef ki yok. Evet arkadaşlar, Halil Akbunar'la toplamda 384 maç, 235 gol, 98 asist ve 10 kupa kazandık. Şu maalesef bu kupaların arasında Şampiyonlar Ligi yok. Eğer Göztepe dışında bir takıma gitseydik yüksek ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ni kazanırdık. Ama ben İrfan Can'la onu ayrılmak istemedim. Bir de Göztepe'den ayrılmak istemedim.
Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda hangi oyuncunun gelmesini istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.